Yemek yemek herkes için temel ihtiyaç, sıradan bir eylem olsa da benim için adeta bir tutku. Yemek yapmak atalarımızdan gelen çok eski kadim bilgilerle olsa da bence kendi kendini geliştiren bir bilim. Evet, bilim. Kullandığınız malzeme, biyoloji, kullandığınız miktar, matematik, kullandığınız ısı, fizik, ortaya çıkardığınız ürün, kimya. Abartmış mı oluyorum acaba? İşte doğumlardan sonra iyice kilo almaya başladım. Biraz da böyle rahat giyinme tarzım, bol, salaş. Hep diyetlerimi ötelemem. Sonra yaparım. Bu hafta misafirim gelecek. Önümüzdeki hafta tatile gideceğim. Bayramdı, seyrandı, oydu, buydu. Hep öteledim. Ama hep yapacağım. Hep diyet yapacağım. Boş ver sonra yaparsın. Boş ver bugün ye de sonra yaparsın. Aa senin neyin var? Sonra aman bu dünyaya bir daha mı geleceksin? Malımı yiyip de öleyim gibi aşağı çekici, seni demoralize edici, çevrenin seni resmen engellemek için tuzaklar kurduğu özel cümleler var. Bence kilolarımın kaynağı yetiştiğim aileden kaynaklı. Annem Anadolu kadını ve hamur işi ağırlıklı bir menü var bizim evde. Her zaman tatil günlerinde özellikle. Ve de koku hafızası çok güçlüdür ya. Bana göre bir evin yemek kokması o evin yaşıyor olduğunu gösterir. O evin sıcak bir yuva olduğunu gösterir. O evin annesi olduğunu, dişi kuşu olduğunu gösterir. Derleyeni, toplayanı, pişireni. Ben birine yol tarifi verdiğim zaman işte falanca yerde şu kebapçı var, o kebapçıyı geç, oradan bir pastane çıkacak karşısına. Hep böyle algıda seçicilik bende yemek noktaları. Biraz da elinizde yemek yapma kabiliyeti varsa kilo almak kaçınılmaz oldu. Yemek yediğim anlar hep mutlu olduğum anlar. Hatta yaparken ve düşünürken sabahtan akşam yemeğini düşünüp mutlu olan bir tipim ben. Siz hayal edin, ben gerçekleştireyim. Tabii bu arada herkeste olduğu gibi ben de hep mucize formüller ararım. Zayıflayan birini görünce hemen sorup ne yaptın, nasıl yaptın? Sanki o böyle bir günlük bir reçete uygulamış da bütün kilolarını vermiş, hızlıca o kiloya kavuşmuş gibi. Ama bu bir süreç, sabır gerektiren uzun bir süreç. Kararımı verdim. Baktım olmayacak. Dedim ki nasıl bir kalbimiz ağrıdığında kardiyolojiye gidiyorsak, başımız ağrıdığında nörolojiye gidiyorsak, yeme problemim varsa da metabolizmanın uzmanı bir diyetisyene başvurmam gerektiğini düşündüm. Tam da bu noktada TGRT Euro'da değişime hazır mısınız, kilo vermeye hazır mısınız diye fragman gördüm. Dedim ki bu bana bir mesaj. Hemen başvurmalıyım. Ve başvurdum. Süreci ben de merak ediyorum. Başarabilecek miyim merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Ebru Solmaz doğumlardan sonra bir türlü veremediği kilolarla programımıza başvurdu. Bakalım Ebru Hanım'ı bu süreçte neler bekliyor? Geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ebru Hanımcığım merhaba, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Ebru Hanımcığım kilo vermeye nasıl karar verdiniz? Ben hayatım boyunca aslında kendi kendime diyet programları uygulayan biriyim. Öyle çok ilk defa diyet yapıyormuşum gibi hissetmiyorum kendimi. Fakat bir şeyleri yanlış yapıyorum. Profesyonel bir dokunuşa ihtiyacım var. Çünkü veremiyorum. Hani yediğime bakıyorum, aldığıma bakıyorum, verdiğime bakıyorum, veremiyorum. Bir şeyler ters gidiyor belli ki. Ben nerede yanlış Ben yapıyorum nerede yanlış yapıyorum? Bunu öğrenmek istiyorum en çok. aslında. Peki o zaman şimdiden kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merak ediyorum, yollarımız nasıl kesişti? Bu sürece başlamaya nasıl karar verdiniz? Aslında biraz dramatik oldu benim için de. Dostlarınız etrafınızda size hep iyi görür. Aa kilosu sana çok yakışıyor, sen çok tatlısın falan derler, geçiştirirler. Ama bir gün öyle bir şey duydum ki bizim şirkette temizlikçi ablalarımız var.
İçeride kim var dediğinde şişman kadın var demiş. Bunu ben duydum. Aa, sonra dediler, şişman kadın sen miydin falan, böyle böyle dediler, güldük falan ama orada o gün güldük ama sonrası. Sonra dedim ki Ebru sen nereye gidiyorsun? Peki sizin hedefiniz nedir? Yani buraya bugün geldiğinizde aklınızdan geçen, benden istediğiniz, birlikte alacağımız bu yoldaki hedef olarak ben sağlıklı bir beden ve şu kilo olmak istiyorum diye bir şey hiç hayal ettiniz mi? Ben gene eski düştüğüm kiloya düşersem, 58 kilo, ilerisi için daha rahat bir, konforlu bir yaşam için 58 ideal olabilir diye düşünüyorum naçizane. Siz nasıl şimdi uygun görürseniz. Şimdi hesaplamaları yapacağız, tamam. Ebru Hanım, şimdi ölçümü tamamladık. Şu anda 70 kiloyuz. Bunun 26 kilosu yağ kütlesi. Olması gereken 14. Beden kitle indeksi dediğim bir değer var, 28.4. Şu anda bu sizi hafif şişman grubuna konumlandırıyor. Bunu 23-24'lere çekelim. Yağ oranı %37.2, çok yüksek. Bunu 25'lere çekiyoruz. Bel kalça oranı 0.89. Bunu 0.80'lerin altına düşürüyoruz. Şimdi listemizi hazırladık. Ben size bu hafta 3 tane ayrı program oluşturdum. Haftanın ilk 3 günü birinci menümüzü, Perşembe ve Cuma ikinci menümüzü ve Cumartesi, Pazar üçüncü menümüz. Toplamda bu oluşturduğum 3 listeyle vereceğimiz kilo hedefimiz 2 ila 3 kilo arasında. Çok güzel. Şimdi ben size irade güçlüğü diliyorum. Yediğiniz besinlerin de şifa olması diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya çok güzel sonuçlarla görüşmek üzere. İnşallah. En ufak bir şey yesem kilo alıyorum. Kilolar bende yığıldı, 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 üstüne bindi. 76 kiloluk Nihat Coşkun gitti, 94 kiloluk bir adam geldi. Bünye olarak çok çabuk kilo alan ama aldıkları kiloları çabuk geri veremeyen bir yapıya sahibim. En ufak bir şey yesem kilo alıyorum. Mesela kuru yemiş yedim, kilo aldım. Bir de işim gereği devamlı oturmak zorunda olduğum için, spor yapmayı sevmediğim için kilolar bende yığıldı, 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 üstüne bindi. Evlenmeden önce 76 kiloydum. 9 aylık süre zarfında tam 17 kilo aldım. 76 kiloluk Nihat Coşkun gitti, 94 kiloluk bir adam geldi. Böyle şu iki tane boyun oldu. Göbek karnım şişti, vücutta yağlar birikti. Homur homur böyle yürüyorum. İki adım attığım zaman nefesim kesiliyordu. Bağcıklı ayakkabı giyiyorum, bağcıklarımı bağlayamıyorum. Göbeğimden eğilemiyorum. Bu kilolar sadece dış görüntümü değil, yaşam kalitemi de düşürdü. Kilolarım yüzünden uyku apnesi oldu. Cihazlarla uyumak zorundayım. Gittiğim her yere bu cihazı götürmek zorundayım. Bu hastalığım yüzünden doktorlar ısrarla zayıflamamı istiyorlar. Diyet yapamıyordum, yemeği azaltamıyordum. Hayatla memnun muydum kilolarla? Memnun değildim. Çünkü ben merdiven çıkamıyordum. Kendi kendime. Dedim ki, Nihat bu böyle olmayacak. Profesyonel destek almaya karar verdim. Ve bu amaçla da bir diyetisyene başvurdum. Nihat Coşkun, 50 yaşında 3 çocuk babası. Fazla kilolarından kurtulmak için programımıza başvurdu. Bakalım Nihat Bey'i diyet yolculuğunda neler bekliyor? Nihat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Nihat Beyciğim kilo vermeye nasıl karar verdiniz? Uzun zamandan beri kendi uygulamış olduğum programlar vardı. Başarılı sonuç alamadığım için kendi uzman ellerine teslim etmek gereğini hissettim. O yüzden buradayım. Sizin yanınızdayım. Peki bundan itibaren sizin beslenme alışkanlıklarınız ve düzeniniz değişmiş olacak. Bunlara hazır hissediyor musunuz kendinizi? Hazırım. Çünkü bunun için buradayım. Peki. Sizlere güveniyorum. Teşekkür ederim. Şey kolaylıklar yapalım. Dilerim o zaman. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba Seda Hanım. Hoş geldiniz Nihat Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Yeni bir danışan, yeni bir metabolizma. Nasılsınız?
İyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Daha da iyi hissediyorum. Hazır hissediyor musunuz? Hazır hissediyorum. Çok güzel. Bilerek, isteyerek. Harikasınız. Size güvenerek yani. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Zaten bu sürece başlamamızdaki en önemli sebeplerden biri sizin isteyerek gelmiş olmanız. Ben sizi biraz tanımak istiyorum. Ben normalde 77-78-80 kilo civarında olan bir insandım. Yaklaşık 17-18 kilo aldım. 93-94 kilolara çıktım. Ne kadar sürede aldınız 9 bu? Ay. 9 ay gibi bir sürede neredeyse 20 kilo aldınız. Evet. Aşağı yukarı 18-20 kilo aldım. Abur cubur fazla tüketiyorum herhalde çocuklardan dolayı veya da çocukların isteklerine karşı onlarla beraber yemeğe gidince onlar ve biz de yemek yiyoruz. Bir de ben tatlıyı çok seviyorum Seda Hanım. Tatlı, ben yemek aramam ama tatlı ararım. Yemeği yemem ama tatlıyı yerim. Hedefiniz nedir? Hedefim 85-80 arası, 80-85 arası. Hadi bakalım, birlikte ulaşmak dileğiyle. Size şimdi bir ölçümü alacağım, vücut analizimizi gerçekleştireceğimiz yağ oranı, kas oranı, metabolizma hızı. Sizi tartıya alalım. Nihat Bey, şimdi ölçümümüzü gerçekleştirdik. Bunun bir analizini birlikte yapacağız. Tabii efendim. Beni can kulağıyla dinlemenizi istiyorum şimdi. Dinliyorum. Şu anda güncel kilomuz 90,5 kilo. Peki bunun ne kadar yağ kütlesi? Bunun ortalama sizin vücudunuzda olan 21,5 kilo kadarı yağ kütlesi. Bunu önce 10 kilo kadar bir yağ kütlesine düşürmeyi hedefliyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Tamam. Hedefimize gelelim. Ben isterim ki 78'leri görelim. En son ne zaman? Ben de umuyorum. 78 göremedim. Uzun zamanda oldu. Uzun zamandır. 78-80 diyelim. Olabilir. Tamam, anlaştık. Yani totalde 10 kilo kadar bir kayıp sağlayalım birlikte güzel bir sonuçla. Özellikle erkek danışanlarımda gözlemlediğim gibi sizde de karın içi yağlanması mevcut. Bel çevreniz yüksek. Bel kalk sonra 0,93. Bunu biz ilk etapta 0,85'lere, sonra 0,80'lere birlikte hedef olarak aşağı doğru ineceğiz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Herhangi bir durumda takıldığımız yerde mutlaka iletişime geçiyoruz. Böyle haftaya size güzel bir sonuç verelim ki sizi izleyenler de size örnek alsın, motive tabii olsun, şifa bulsunlar. Teşekkür başarılar ederim. Diliyorum. Sağ olun. Haftaya güzel sonuçlarınızla görüşmek üzere. Görüşmek çok hocam. Memnun oldum Nihat Bey. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın. Yemek yemeyi seviyorum. Yemek yerken farklı bir boyuta giriyorum. Kıyafetlerin olmadığını gördüm. Bu beni çok üzdü. İnsanın yaşadığı coğrafyası kaderidir. Ben Mardinliyim. Yöresel mutfağımız çok iyi. Çok başarılı bir mutfağa sahibiz biz Mardinliler olarak. İş temposu bittikten sonra Mardin'in güzel yemeklerini akşam vakti yedikten sonra iyi kilo almaya başladım ve uzun zamandır da bu kiloyla yaşıyordum. Yemek yemeyi seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yemek yerken farklı bir boyuta giriyorum. Yemek yemenin benim için bir zamanı olmadığı için günün her saatinde yemek yiyebiliyordum. Birçok zaman yoğunluktan dolayı yemek yeme fırsatım olmuyordu ve akşam eve gittiğim zaman çok çok fazla tüketmeye başladım. Bu da benim kilo almamda çok büyük bir etkendi. Denemeden kıyafetler aldım olur diye kuzenimin düğünü için. Sonradan eve gelip üzerime denedikten sonra bu kıyafetlerin olmadığını gördüm. Bu beni çok üzdü. Üzmesiyle beraber de bu diyet yapma kararımı aldım. Mardin mutfağının nefis yemeklerinin bedelini aldığı kilolarla ödeyen Timur Bey, zayıflamak için programımıza başvurdu. Sabır gerektiren bu zorlu yolculukta Timur Bey'e kolaylıklar diliyoruz. Merhabalar Timur Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Lütfen Hanım. Sizler nasılsınız? Sizler de, sizleri gördük. Daha iyi olduk. Heyecanlı mısınız? Biraz heyecanlıyım. Evet, sizin için bir süreç başlıyor. Tabii. Sabır ve emek gerektiren bir süreç. Evet, doğru. Biz de bu sabırla emeğimizi verip inşallah en yakın zamanda istediğimiz ideal kilomuza varacağız. İnşallah. Çünkü artık her şeyiniz değişmiş olacak bileğinizde. Evet. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz. Doğru. Yaşamış olduğunuz çevrenizdeki arkadaşlıklarınızı değiştireceksiniz. Evet. Çünkü çok aktif bir yaşantınız var, sosyal doğru. yaşantınız evet. var. Bunların hepsi değişmiş olacak. Değişmiş olacak ama en nihayetinde
sağlıklı yaşam her şeyden daha önemli. Tabii ki de. Kaliteli yaşam benim için önemli. Uzun bir süre düşündüm ben bunu. Sonuç itibariyle de uzman bir doktordan yardım almak istedim. Peki, başarılar dilerim şimdi ben sizlere. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Merhabalar Timur Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi bugün bizim muayenemizin ilk günü gerçekleşecek. Evet. Öncelikle sizi biraz tanımak istiyorum. Bu sürece nasıl karar verdiniz? Biraz sizden dinleyebilir miyim? Tabii ki, ben uzun bir süredir düşünüyordum. Kendi yöntemlerimle diyet yapmayı denedim ama sağlıklı olmadığını düşündüm. Sonrasında da uzman bir hekimden destek almak istedim ve sizi buldum. Bu süreçte de bana yardımcı olacağınıza inanıyorum. Peki sizin hedefiniz nedir? Yani buraya geldiğinizde işte hocam ben aslında şunu istiyorum, şöyle bir beden istiyorum ya da sağlık istiyorum ya da şu kadar kilo vermek istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Ya en başta sağlık istiyorum, yaşam kalitemi düzelmesini istiyorum. Tamam, peki. Yürürken zorlanmak istemiyorum. Şimdi analiz yapacağız. Analiz için sizi tartıya alacağız. Tamam. Hadi bakalım. Timur Bey, şimdi ölçümümüzü gerçekleştirdik. Buradaki tabloya göre birlikte güzelce hedeflerimizi belirleyelim. Kim motivasyonumuzu da sağlayalım. Nereye gideceğimizi, nasıl gideceğimizi süreci belirleyelim. Şu anda bizim güncel ağırlığımız 116.3 kilo. Peki bu 116 kilonun içinde neler var? Bu 116 kilonun 45 kilosu yağ kütlesi. Şimdi bu bizim için yüksek bir değer. Bunun olması gereken ortalama değer 15 ila 18 kilo aralığında. Yani biz vücudumuzda 25-30 kilo kadar bir yağ fazlası taşıyoruz. Biz buna bay bay diyeceğiz. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Şimdi ana hedefimiz ne olmalı? Yani finalde biz kaç kilo olmalıyız? Haydi bakalım bir de onu hesaplayalım. 85 diyorum, ne diyorsunuz? Olur. Tamam, o zaman anlaştık mı? Hedefimiz 85 ile 90 arasında. Tamam. Tamam, anlaştık. Şimdi vücudumuzda %38.8 oranında yağ oranı var. Bu bizim için yüksek. Gelin bunu birlikte 25'li rakamlara gelmeye çalışalım. Göbek çevresinde ciddi bir yağlanma var. Bel kalça oranı 1'i geçmiş. Bunu da gelin 0.85'in altına düşürelim mi? Tamam. Tamam. Bir sonraki muayenede -5 kilo ile görüşmek üzere. Tamam. Anladım. Görüşmek üzere. Anladım. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hiçbir zaman çok zayıf olmayı istemedim. Pastane mis gibi karbonhidrat kokuyor. Bir senenin sonunda nur topu gibi 12 kilom oldu. 5 kilo doğdum. Doğduğumdan beri kilo hep hayatımda oldu. Bazen az, bazen çok. 5 kilo doğmuş olmanın vermiş olduğu bir sempatiklik de var. Ve aynı zamanda en küçük kuzenim. El bebek, gül bebek bir çocukluk geçirdi. Her yaz tatilinde Ankara'daki teyzeme giderdim. Orada birkaç hafta kalırdım. Bazen bir ay kaldığımda olurdu. Ve benim için tam bir şölendi. Etrafınızda 7-8 kişi var. Herkes sizinle ilgileniyor. İstediğiniz her şey önünüze seriliyor. Ve teyzem, canım benim, ben de emeği o kadar çoktur ki yedirme şeyi var. Yani mümkün olduğu kadar yedirme odaklı bir insan. Günde 3 kere dünyanın en büyük çorba kaşığıyla bana iştah şurupları verirdi. Her sabah ve o iştah şurubunu verirken şunu söylerdi. Kuzum al, ye ve güçlü ol. Benim bilinçaltında kilo eşittir güçlü olmayla eşdeğer bir kod oluştu. İlerleyen süreçte kilo vermek istedikçe, direnç gösterdikçe o direncin sebebini yeni yeni fark ediyorum. Kilo verdiğimde, zayıfladığımda çok enteresandır. Size çok saçma geliyor olabilir. Ben de bunu fark ettiğimde yok dedim Ebru, böyle bir şey olamaz yani. Ama işte bilinçaltı çocukluk aklıyla ilerleyen ve hayatımızı yöneten bir şey olduğu için benim hayata karşı cephanelerim azalıyor gibi hissediyorum. Ki hatta hala daha farkında olmadan bir şeylere dalmışken o bilinçaltı kodunun beni yönettiğini fark ediyorum. Evet, benim hayatımda kilo eşittir güçlü olmayla, cephaneyle eşdeğer bir şey.
kiloyu aldıktan sonra yok dedim ya, veririm dedim. Ama bir taraftan da bir paniğim var ya, niye alıyorum? Niye alıyorumun cevabı aslında o kadar basit ki. Ama işte orada ego devreye giriyor. Ya bundan bir şey olmaz. Mesleğim gereği de hep karbonhidratın içindeyim. Yani bir pasta şefi olarak bir pastanem var. Sabah 7'de başlıyorum. Bazen akşam 8'e kadar çalışıyorum. Ve mütemadiyen pastane mis gibi karbonhidrat kokuyor. Kekler, kurabiyeler, poğaçalar. Zaten çok seviyorum. Bir de onların içindeyim. Sonra bir senenin sonunda nur topu gibi 12 kilom oldu. İnsan anatomisiyle çok yakından ilgileniyorum. Hangi besinin vücuda ne şekilde etkisi var, perde arkasında neleri tetikliyor. Bunları biliyor olmama rağmen o bir senelik süreçte o bilgiyi hayatıma geçiremedim. Tamam dedim Ebru, yani bilmek yetmiyor, uygulamak önemli. Uygulamak için de bir profesyonel destek al. Ve sonrasında tatlı diyetisyenin kapısını çaldım. Pasta şefi olan Ebru Hanım, buram buram kokan dükkanında aldığı kilolarıyla baş edemeyince programımıza başvurdu. Bakalım Ebru Hanım'ın bu güzel kokularla olan mücadelesi nasıl geçecek? Merhaba, hoş bulduk. Ebru Hanımcığım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. Çocuksu bir heyecan var içinde. Evet, biz de sizinle birlikte çok heyecanlıyız. Ebru evet. Hanımcığım, kilo vermeye nasıl karar verdiniz? Nilüfer Hanım, ben son bir senede yaklaşık 10-12 kilo aldım. Hatta bir şey oldu, asıl kırılma noktam oydu. Sahilde kardeşim yeğenimin resimlerini çekerken arka planda kısmen ben çıkmışım. Dedim ki bu ben olamam dedim yani. Orada şak diye suratınıza indi o kare. Tamam dedim ve bugün de buradayım. Peki bundan sonraki süreçte yeme alışkanlıklarınız değişecek, düzeniniz değişecek. Bunlara hazır hissediyor musunuz kendinizi? Benim buraya gelmekteki bu süreci yaşamaya hevesli olmaktaki sebebim hayatımın yeme konusunu, o idraki benimsetebilmek. Ve o konuda buradan destek almak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Yeni hayatım için çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yeni bir başlangıç. Evet. Evet, sizi tanımak istiyorum. Yani şu anda nasıl besleniyoruz? Hedefleriniz neler? Biraz benimle paylaşır mısınız? Muhteşem besleniyorum. Bol karbonhidratlı. Onun için buradayım zaten. Evet, evet. Şöyle doktor hanım, ben pastacıyım. Yani evet. Benim profesyonel işim pasta ve butik pastanem var. Ve oradaki her ürünün işlemi benim elimden geçiyor. Lezzet testleri de dahil olmak üzere. Tadımlama yapıyoruz. Tabii ki. Onun dışında normalde seviyorum güzel beslenmeyi. Bedenime ben benzin koymak, benzin yüklemek derim aldığım gıdaya. Güzel benzin yüklemeyi seviyorum. Ama yaklaşık bir senedir kronometre gibi arttı. Sonrasında panik yaşadım. Dedim ki tamam, artık uzman bir yol arkadaşıyla onun rehberliğinde sürece başlaman gerekiyor dedim ve buradayım. O zaman başlayalım bir ölçümle. Tamam. Sonra listemizi oluşturalım, bir hedeflerimizi belirleyelim. Tamam. Hadi bakalım, hadi. Ölçüm zamanı. Evet, şimdi Ebru Hanım ölçümü gerçekleştirdik. Bunu bir değerlendirmeye alalım. Şu anda 80.4 kiloyuz. Bunun yaklaşık 32 kilo kadarı yağ kütlesi. Vücudumuzda olması gereken aslında 16, sizinki şu anda 32. Yani vücudumda ortalama size ait olmayan artı 16 kiloluk bir yağ kütlesi var. Hedefimi söylüyorum. 59 ila 63-62 kilo aralarında bir yerlerde sabitlenelim. Benim hedefimi söylediniz şu anda, dile getirdiniz. Gerçekten. Aynen, çok samimi söylüyorum. Aynı yani, tüm basamakları aynı. Vücudumuzdaki yağ kütlesi 31, yağ oranı 39. Bunu 30'ların altına getireceğiz. Benim isteğim yine 25-26 rakamları. Bel kalça oranı 0.91, bunu 0.75-0.78'lere çekeceğiz. Ebru Hanımcığım, şimdi programımızı oluşturduk sizin hayat tarzınıza göre. Teşekkür ederim, sağ olun. O zaman hedefimiz kaç kilo? Haftaya bugün ben sizin 3 kilonuzu alırım. Anlaştık mı? İnşallah. Tamam. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şifa olsun, sizi forma tutsun. İnşallah. Bizi hedefimize bir an önce sağlıkla, sıhhatle kavuştursun. İnşallah. Başarılar, haftaya güzel sonuçlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.